İgni ile Gerçekler Çok Güzel, Büzüğün Yerse Sen de Gel isimli yeni serimize hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz sizlerden bana iletilen John Lawson'un evi ve kıpır kıpır, cıvıl cıvıl mankenleri. Manken dediysem bunlar gibi değil, bildiğin Vohey manken. Vohey! 1845 yılında inşaatı biten ve günümüzde bile yani neredeyse 2 asır geçecek olmasına rağmen hala ilgi görebilen John Lawson'un evinin ilk duyulduğunda ilginç, belki ürkünç ama ben açıkladığımda gayet basit ve gayet ucuz bir hikayesi var. Evin çardak kısmında 3 adet cansız manken var ve bu mankenler belirli zaman aralıklarında gidip geliyorlar. Kıyafet değiştiriyorlar ya da farklı eşya tutuyorlar. Bir sürü rivayet var. Bazı kaynaklar işi biraz daha abartıp evin yangında ölen sahiplerinin ruhu girmiş diyorlar. Ama kimse sormuyor lan evde cansız mankenin, hele hele 3 cansız mankenin ne işi var? Al bir tane şişme, ömür boyu sevsin seni. Vereyim mi numarasını? Neyse. Sırf işin içine gizem katabilmek adına hiç kimse onların gidiş geliş anını yakalayamıyor. Nasıl taktiği orada bilinmiyor. Bir zat-ı muhterem de çıkıp kamera kurmamış karşı binaya ki izlenebilsin. Neden? Çünkü gerek yok. 1871 yılında köy olarak geçen New Hamburg'da üzücü bir tren kazası yaşanıyor ki bu kaza Alman bölgesel tarihinde dramatik bir yere sahipmiş. 22 kişi can vermiş. Bu evde tren kazasının olduğu bölgeye çok yakın. İşte bu manken ninelerimiz, nine diyorum çünkü sene 1845 ile 70 arası, belirli dönemlerde özellikle kazanın yıl dönümünde kafalarını istasyona doğru dönüyorlar. Hani unutmadık, yastayız havasında. O zamanlar tabii Facebook, Twitter yok. Klavye başından manevi değer kurtaralım. Neyse. Bir de 1877 yılında çıkan Büyük Yangın adıyla sükse yapmaya kalkmışlar ama yemedik, yemeyiz. Neden yemedik? Çünkü o 1877 yangını New York, New Hamburg'da değil, Almanya, Hamburg'da bir sigara fabrikasından çıkmıştır. Yani haritanın bambaşka uçları. Anlatabiliyor muyum? Eyalet gazetesi veya kayıtlarında bütün bloğu harabeye çeviren bir yangından da bahsedilmiyor. Ki zaten kıç kadar yer. Yakarsa garipler yakar. Resimlere de baktığınızda evin camlarının yalanmışçasına tertemiz olduğunu görebilirsiniz. Yani evde kimse yaşamıyor. Ama camlar amcamın keli kadar parlak. Çardağın ahşap boyası yenilenmiş, ev restore edilmiş ama ne gelen var ne giden. Bitkiler budanmış, yoksa sazlığa döner orası ama yine de evde kimse yok. Evet, gariban bir yerleşkenin, hele ki bu üzücü tren kazasından sonra lan hazır tren garımız da var. Bari biraz olsun sükse yapalım, turist çekelim ayağına uydurulmuş kolpa bir hikayesidir John Lawson'un hareketli mankenlerinin evi. Eskişehir'de de böyle bir hamam var. Cinli hamam diye geçer. Böyle cin sabah sabah yazar kasadan fiş falan kesiyor. Adama kese yapıyor, peştemali düşüyor falan. Çeşitli fanteziler var. Anlatayım mı onu da? Neyse, o da başka bir güne kalsın. Geldik gördük, çürüttük gidiyoruz. Eğer sizlerin de aydınlatılmasını, araştırılmasını istediğiniz bu tarz ilginç gözüken haber veya hikayeleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın genç limalar. İgni ile tekrardan buluşana dek sağlıcakla kalın.